Sen burada bekler. Turgut sen de burada bekle. İyi misin Boran? İyiyim canım. Çok özledim seni. Ne zaman geleceksin? Ben de seni çok özledim. Az kaldı. Birazdan yola çıkacağım. Havaalanına gidiyorum. Öğleden sonra burada olursun o zaman. Evet. Sen bütün gün şirkette mi olacaksın? Evet ama bir ara Mardin'den gelen misafirlerimle bir toplantım var. Oraya gideceğim. Ne toplantısı bu Sıla? Kimmiş bu Mardinliler? Kim olduklarını bilmiyorum. Bana toprak satmak istiyorlar. O yüzden benimle görüşmek için buraya geliyorlar. Bir de Bitlis'te yetiştirdikleri tütünü başkalarına değil bana satmak istiyorlarmış artık. Bunları konuşacağız. O toplantıya gitmeyeceksin Sıla. Neden peki? Ben burada neleri göze alıp işleri düzeltmeye çalışıyorum. Sen hala neler yapıyorsun Sıla? Üstelik meclis topraklarını satanlarla ilgili karar çıkarttı. Eğer buna devam edersen hem bizim hem de topraklarını satanların canı yanacak. İnat etme. Bunları konuşmuştuk. Benimki kuru bir inat değil. Neden anlamıyorsun? Evet Sıla, konuşmuştuk. Ve sen benim yanımda olacağını söylemiştin. Şimdi kararlarımın karşısında durma. Yanındayım Boran. Ama bu işi senin dediğin gibi zamanını bekleyerek yapmaya niyetim yok. Çünkü daha ne kadar vaktim var bilmiyorum. Bu yüzden her şey bitmeden düşündüklerimi yapmaya kararlıyım. Zaten bunları telefonda konuşmamızın bir anlamı yok. Geldiğinde konuşuruz. Geldiğimde konuşuruz. Ah Sıla, biz ne zaman seninle dingin konuşacağız? Neden bu kadar zorsun? Hadi Şivan, gidelim. Aha. Biliyorum zamanı değil ama... aklımdayken... bunu sana verecektim. Çok düşündüm ağam. Sen haklısın. Ayşe akıllı kızdır. Olur da bir yolunu bulursa... gelip sana sığınır. Merhaba. Sadık Bey değil mi? İçeri girerken gördüm. Sizin olduğunuzu tahmin ettim. Ben Özdemir Holding Genel Müdürü Edip Soner. Doğru bilmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Sıla Hanım sizinle gelmedi herhalde. Ben başka bir toplantıdan geliyorum. Sıla Hanım da şirketten çıkmıştır. Birazdan burada olur. Madem Sıla Hanım'ı bekliyoruz... o zaman bir kahve içelim. Tamam, nasıl isterseniz. Bakar mısın? Hadi aslanım, aç şu telefonu. Ne oldu Dilaver? Doğru muymuş? Sordum soruşturdum abi. Sadık yanına Turgut'u da alıp İstanbul'a gitmiş. İşi bugün bitireceklermiş. Sadık'ın telefonu aynı mı? Evet abi. Tamam, gerisini ben hallederim. Sağ olun, teşekkürler. Ya çok çektik bu tütün işinden. Gül gibi malı üç kuruşa almaya çalışanlar mı dersin? Aldığı malın parasını vermeyenler mi dersin? Memlekette dürüst ticaret yapan adam kalmamış. Doğru, siz de haklısınız. Biz de kendi toprağımızın insanıyla iş yapalım dedik. Sıla Hanım da epey gecikti. Başka bir işi çıkmış olmasın? Yok yok, trafiğe takılmıştır. Gelmeyecek olsa mutlaka arardı. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Yok canım, estağfurullah.
İşte Sıla Hanım da geldi. Merhaba. Buyurun Sıla Hanım. Kusura bakmayın, geciktim. Hoş gelmişsiniz. Hemen başlayalım mı?